Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TensorFlow sertifikası nasıl alınır? Yani bu sertifikayı alma aşamasında bu sertifika alan iki arkadaşımız nasıl tecrübeler yaşadı? Bununla alakalı bir konuşma gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Fethi bu sertifikayı çok daha yeni aldı ve hazır yeni almışken onunla birlikte de böyle bir etkinlik gerçekleştirelim dedik. Aynı zamanda bugün Fethi'nin bir sunumu da olacak. Yani TensorFlow sertifikasıyla, yani TensorFlow Developer sertifikatın süreçleriyle, içindekilerle nasıl bir şey olduğu ile alakalı bize bir sunum yapacak. Aynı zamanda bu sunumu iyi dinlemenizi öneririm. Çünkü bu sunum içerisinde bu sunum sonlarına doğru bir kağıt yarışmamız olacak ve bu kağıt yarışmasından başarıyla geçen arkadaşlara bir kitap hediye ediyor olacağız. Onu da şimdi buradan haberini vermiş olalım. O yüzden sunumu iyi ve dikkatli bir şekilde dinlemeniz bu yarışmayı kazanmak için oldukça kritik olduğunu söyleyebilirim. Fethi, Nisa, hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk bulduk. Memo. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor tatil? Bugün bir pazar günü saat 2'de sizi alıkoyduk. Diğer arkadaşları da şu an burada topluyoruz. Nasılsınız? Tatiliniz nasıl geçiyor? Ali, sen de Vallahi diyorum ya. güzel geçiyor. Harika. Fethi, sen Güzel bir tatil. Ben kedilerimle ilgileniyorum abi. Genel, klasik, evdeyim. istiyorsan sizi tanımaya başlayalım Nisa. Önce senden başlayalım. Nisa İlhan kimdir? Bize biraz bahsedebilir misin? Merhaba, ben Nisa. Normalde ben de İstanbul'da yaşıyorum. 22 yaşındayım. Elektrik elektronik mühendisliği bölümünden mezun oldum geçen sene. Şu anda da bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinde yüksek lisans yapıyorum. Onun dışında şu anda otokarda otonom sürüş geliştirme yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Yazılım geliştirme mühendisi olarak çalışıyorum. Harika. Fethi, seni de tanıyalım. Ben Fethi Tekyagil, 25 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum ben de. Global Hayat'ta çalışıyorum aktif olarak, AI eğitmenliği ve AI uzmanı olarak. Eğer beni takip eden varsa, 2,5 senelik .NET tecrübemden direkt yapay zeka alanına geçiş yaptım. Benim söyleyeceğim bu kadar. Harika. Yani zaten bu alanda çalışıyorsunuz ve bu alanda çalıştığınız için de TensorFlow sertifikasına ihtiyaç duydunuz ya da böyle bir sertifikayı elinizde bulundurmak istediniz. Muhtemelen bu yüzden yani böyle bir şeyde bulunduğunuzu düşünüyorum aslına bakarsanız. Bu TensorFlow sertifikası, yani Fethi'nin TensorFlow sertifikası sunumuna geçmeden önce aslında ben şey de sormak istiyorum. Yapay zeka konusuna, bu alanlara nasıl başladınız? Yani kendinizi geliştirmeye nasıl karar verdiniz? Hangi alt alanda kendinizi geliştirmek istiyorsunuz? Bu konulardan da bahsedelim. İstiyorsan Nisa seninle başlayalım. Tabii. Şöyle benim lisansım dediğim gibi elektrik elektronik olduğu için ben aslında lisans boyunca herhangi bir yazılım gibi kafamda bir düşünce yoktu. Hatta şey derdim hep, ya bu yazılımcılar hiç sıkılmıyor mu bilgisayarın başında akşama kadar? Ben asla öyle bir iş istemiyorum derdim. Ve isteğim genelde kontrol sistemleri üzerineydi ve son sınıfta da onun alanında uzmanlaşmıştım. Genelde işte MATLAB, C ve C++ görmüştüm bölümünün getirdiği kadarını. Ama hani daha ayrıntılı bir ilgim olmamıştı. Üniversite boyunca hep insansız araçlar üzerine yarışmalara katıldık ve ben aslında ne kadar sevdiğimi fark ettim mekanik ve hardware'in, ama tüm bu yarışmalar boyunca aslında 4 yılda olayın genelde hardware kısmındaydım ve kontrol kısmındaydım aslında. Daha sonra mezun olmadan önce ben Baykar Savunma'da staj yaptım yaklaşık 100 gün kadar ve orada aslında istediğim şeyin, orada da hardware R&D'deydim. Ve fonksiyonel testte staj iki farklı departmanda yapmıştım. Orada aslında hardware'im benim isteklerime çok da uymadığını fark ettim. Beni asıl heyecanlandıran şeyin gömülü bir şeyin sistemin üzerine yazdığın yazılımın aslında onun çıktısını bir makinede görmek benim çok hoşuma gitti. Daha sonra stajımdan sonra ben aslında bana ait gayet fit eden şeyin elektrik elektronik değil de daha böyle computer science olduğunu fark ettim. Ve yavaş yavaş programlama dillerimi tazelemeye, bilgilerimi tazelemeye ve geliştirmeye başlamıştım. Sonra ben yine Fuat Bey'le tanışmıştım o zamanlarda. Global AI'nin bir eğitimi vardı. O zaman da kadınları böyle boostlamak için bir eğitim vermişti ve onunla da orada tanıştık aslında. Sonra işte gayet bu işte basic kütüphaneleri öğrenmeye başladım işte NumPy. Biliyordum zaten NumPy falan ama Pandas'ı falan ilk defa görmüştüm. Daha sonra ben aslında böyle embedded'dan da daha çok Altyazı.
bu tür yapay zeka kütüphanelerinin çok ilgimi çektiğini fark ettim. Ya dedim ki hani bu yapay zeka neymiş bir bakayım hani. Tam olarak geçen sene Ocak ve Şubat'tan bahsediyorum. Ondan sonra böyle yavaş yavaş arkasındaki yani ben matematiği hep çok seven bir insan olmuştum. İstatistiği de çok severdim. Böyle hem yazılım hem matematik hem istatistik böyle gerçekten birleştiği bir noktaydı benim için ve böyle online'dan bir sürü kurs aldım. Coursera'dan, Udemy'den ve hani zaten de pandemi patlamıştı ve evlere tıkılmıştık. Aslında çok da uygun bir ortamdı bunun için. Ve kendimi geliştirmeye başladım ve bu alandaki işte bütün o kursların instruktörlerine ulaştım. Onlara sorular sormaya başladım ve TensorFlow'la da aslında Coursera'daki bir kurs sayesinde tanışmıştım. Machine Learning'in her birini, ya her bir alanını teker teker denemeye karar verdim. Çünkü Machine Learning'in ilgimi çektiğinin farkındaydım. Ama asıl ilgimi çeken şeyin işte unsupervised mı, supervised mı yoksa reinforcement mı? Her birini, yani yapay zeka aslında çok geniş bir alan ve hani NLP çalışan da var, computer vision çalışan da var. İşte supervised olarak böyle ne bileyim marketing alanında ya da müşteri segmentasyonu üzerine çalışan insanlar da var. Bu alanda hangisinin benim asıl ilgimi çektiğini görmek için teker teker aslında kurslarımı farklı skalalarda değiştirerek kendi ilgimi ölçmeye başladım. O ilgim dahilinde aslında sonrasında beni asıl heyecanlandıran şeyin computer vision olduğunu fark ettim ve computer vision'ı derslerime ağırlık vermeye başladım. Sonra deep learning'in çok ilgimi çektiğini fark ettim. Sonra mesela kendime hediye olarak Ian Goodfellow'un deep learning kitabını almıştım. O şekilde başladı benim ilgim ve alakam. Ve o günden sonra da zaten bir data science eğitimi almıştım 18 haftalık. Ondan sonra da bu elektrik elektronik background'umla işte bir yıl boyunca çalıştığım bu yapay zekadaki teknik background'umu birleştirip hani otonom sistemler üzerinde yazılım geliştirme yapmak istediğimi fark ettim. Ve şu anda da perception alanında çalışıyorum. O şekilde. Harika Nisa. İstiyorsan Fethi seninle devam edelim. Senin sürecin nasıl başladı? Senin için bu hikaye nasıl gerçekleşiyor? Onlardan biraz bahseder misin? Tabii ki. Ben üniversiteden mezun olurken benim kafamda bir tek odak noktası vardı. Ben web geliştirici olacağım dedim ve direkt .NET Core üzerinden devam edeceğim demiştim. Hatta şey falan diyordum kendi kendime de. İşte ben eğitmen olmam ya da eğitimle alakalı hiçbir iş yapmam diyordum. Büyük konuşmamak gerekiyormuş aslında. Sonrasında bu web geliştiriciliğine devam ederken geçen sene pandeminin başlarında ben de aslında hem Fuat Beşer hem de Global App sayesinde yapay zeka ile tanıştım. Bir mentorluk programı vardı. Google'ın Machine Learning Crash Course mentorluk programı. İnsanlar böyle pandeminin başlarında işte Netflix'ten filmler, diziler bitiriyorum, çok sıkılıyorum, ne yapacağım falan dediği dönemde ben dedim ki bari bu kursu alayım. Çünkü benim bir oyun geçmişim var. Hala da oyun oynarım böyle farklı farklı oyunları ve aslında yapay zeka merakım da oradan gelir. Aslında her oyuncunun ağzında pelesenk olmuş bir şeydir. Abi işte yapay zeka işte çok iyi bilmek lazım falan ama sadece lafta kalan şeylerdi. Ben de dedim bunu birazcık aksiyona dökeyim. Google'ın Machine Learning Crash Course'una başladım. Global AI Mentorluk programıyla beraber ve aynı zamanda birazcık da şansa denk geldi. Coursera'daki Render Engine'in çok böyle temel ve gerekli olan aslında Machine Learning kursuyla bunu taçlandırdım diyebilirim. Mentorluk programında aslında bu bilgileri öğrendikçe bilgileri öğrenmenin çok zor olmadığını, arkasındaki matematiği falan işte böyle çok zorlayıcı olmadığını fark ettiğim zaman dedim ki demek ki yapabiliyormuşum. Yazılım dünyası zaten böyle bir şey. Aslında kısır bir döngü var. Yapabilmen için sevmen gerekiyor, sevmen için yapabilmen gerekiyor ama o döngüye bir yerden girmen lazım. O yüzden ben de mentorluk programı dahilinde dedim ki aklımın bir köşesini yapay zekayı tutayım. Orada kendimi geliştirmeye çalışayım. Aynı zamanda .NET developer'lık yaparken de Medium'da yazılar yazıp, yayınlar yayınlayıp aynı zamanda mentorluk programlarının kurslarına katıldım. Biraz zor oldu bu süreç benim için iki alanı bir anda aynı anda götürmek web geliştiriciliğiyle yapay zeka alanını. Ama elimden geleni yapmaya çalıştım. Aslında burada Nisa'nın dediği gibi Fuat Beşer de benim elimden tuttu ve birazcık gibi Global AI Hub tabii ki. Ve şu anda Global AI Hub'da çalışıyorum. Kısacası bu. Aslında evet. Böyle başlıyor. Ya ikinizde de yani aslında şunu hissedebiliyorum. Komüniteye destek olmak, komitenin içerisinde olmak sizin hayatlarınızı bir şekilde değiştirmiş. Aslında burada ortak birisi var. Fuat hani burada bayağı etkiliyormuş ikiniz içinde. Onu zaten yani özellikle yapmak istediği şey tabii bu komüniteyi kurmak ve büyütmek. Yani tüm arkadaşlar için aslında ben bunu kendi yazılarımda veya canlı yayınlarımda da çok fazla bahsediyorum. Yani topluluk içerisinde olmak sizi birincisi çok fazla geliştiriyor. Yeni fırsatlara yaklaştırıyor oldukça.
ve motivasyonunuzu sağlıyor. O yüzden topluluk gerçekten önemli. Senin bahsettiğin gibi işte Medium yazıları yazmak veya atıyorum etrafta bulunmak bu senin de fark edilebilirliğini arttırıyor. Ki mesela senin bizim şirkete gelişinde aslına bakarsan öyle olmuştu günün sonunda. Bu harika. İkinizin hikayesi gerçekten oldukça ilgi çekici. İstiyorsan Fethi senin sunumunla başlayabiliriz. Tabii ki. Tensorflow'un nasıl alınır sunumu için arkadaşlar muhtemelen şu an onu özellikle merak ediyorlar. O sunumu yaptıktan sonra zaten eminim ki çok fazla soruları da olacaktır. Hem soruları cevaplarız hem de geri kalan elimizdeki canlı yayındaki soruları devam ederiz. Öncelikle TensorFlow'un ne olduğundan bahsedeyim. TensorFlow aslında açık kaynak kodlu bir derin öğrenme kütüphanesi. Bu kütüphane sayesinde siz de derin öğrenme projeleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Temel olarak TensorFlow bu şekilde Google'ın oluşturmuş olduğu 2015 yılında yayınlanan bir derin öğrenme kütüphanesi. Peki neden TensorFlow kullanmalıyım sorusuna gelecek olursak da esnek bir yapısı var. Birden fazla CPU, GPU'ya dağıtarak model geliştirebiliyorsunuz ki bu modelin geliştirilme hızı olarak ve kodun çalışma performansı olarak çok önemli. Ve aynı zamanda birden fazla programlama diliyle de entegre çalışabiliyor. Hatta TensorFlow.js bilen varsa yani şöyle söyleyeyim. Genelde yapay zeka projeleri deyince akla gelen ilk programlama dili Python olur ama TensorFlow'un JavaScript ile, Java ile, C Sharp ile çalışan entegre modülleri de bulunuyor. Bu yüzden de TensorFlow kullanılıyor. Dedikten sonra kullanım alanlarından bahsedeyim biraz. Gerçek hayatta nerelerde kullanılıyor? Ses işlemede kullanılıyor. Güvenlikte, otomotivde, IoT'de. Zaten IoT artık günümüzün böyle çok fazla gerekliliklerinden biri haline geldi. Internet of Things. Aynı şekilde metin işleme için de kullanılıyor. Yani mesela Google Translate'de siz bir çeviri yaptığınız zaman o çeviriyi yapıştırdığınız dilin hangi dil olduğunu aslında anlayabiliyor bu şekilde metin işleme sayesinde, yapay zeka sayesinde Google Translate. Aynı zamanda chatbotlar ve simultane çevirilerde de kullanılıyor. Görüntü işleme alanında kullanılıyor. Otonom araçlarda aynı zamanda yine güvenlikte bir insanın yüzünün mesela yüzle kilit açma işlemlerinde ve zaman serilerinde. Zaman serilerini birazcık daha açmam gerekirse gelecek dönem tahminleri, gelecek satış dönem tahminleri için veya işte borsadaki stok fiyat tahminleri için de kullanılıyor TensorFlow. Peki sertifikasyon programından bahsedeyim. TensorFlow'dan bahsettim. Mart 2020'de TensorFlow ekibi TensorFlow geliştirici sertifikasını yayınlıyor. Bu sertifika aslında ne işe yarıyor? Siz TensorFlow kullanabiliyorum diyebiliyorsunuz. TensorFlow'u oluşturan Google tarafından verilen bir belgeyle. Ve aynı zamanda bu sertifika almış diğer insanlarla ortak bir komünitede birleşip bu komünitede hem bilgi alışverişi sağlayıp hem de network'ünüzü genişletebiliyorsunuz. Peki program süreçlerinden biraz bahsedeyim. Ana temel komponentler nedir? Nasıl ilerliyor? Öncelikle sınava kaydolmanız gerekiyor. Sınav ücretli bu arada. $100 gibi bir ücreti var. Ve sınava kaydolduğunuzda Candidate Portal diye aslında sizin bir kullanıcı sayfanız oluyor web sitesinde. Ve bu web sitesinde ID'nizi veya pasaportunuzu yani sizin aslında kim olduğunuzu indike eden ID kart bilgilerini yüklüyorsunuz sisteme ve o sizi tamamen tanımlıyor. Tanıyor daha doğrusu sistem sizi. Ve sınavı satın aldıktan sonra sınava girmek için 6 aylık bir süreniz var. Tabii bu 6 ay içerisinde herhangi bir zamanda girebiliyorsunuz. Yani sınavı aldıktan hemen sonra da girebilirsiniz. Bir ay sonra da girebilirsiniz. Girmek için 6 ay kadar bir süreniz var. Sınava giriş yaptığınızda sınav PyCharm üzerinden oluyor. PyCharm midesi üzerinden sınava giriyorsunuz. Ve sınav 5 saat sürüyor. Sonrasında sınavdaki o 5 saatlik sınavı tamamladığınızda PyCharm üzerinden sonuçlarınız hemen zaten mail olarak size ulaşıyor. Geçip geçmediğinize dair bir bilgilendirici mail gelmiş oluyor. Aynı zamanda Candidate Portal'dan yani az önce bahsettiğim o kullanıcı ekranından da web sitesinden görebiliyorsunuz geçip geçmediğinizi. Geçerseniz eğer sertifikanızın size ulaşması 2 gün sürüyor. 2. günün sonunda mail adresinize sertifikanız oluşturulmuş bir şekilde gönderiliyor. Sertifikasyon programı çok temel bir şekilde bu şekilde. Biraz daha detaylandırırsak. Bilmeniz gereken diğer şeylerden bahsedeyim. Zaten geliştirme ortamının PyCharm olduğundan, sınav süresinin 5 saat olduğundan ve ücretin $100 olduğundan bahsettik. Bu sertifikayı almanız durumunda sertifikanın geçerlilik süresi 36 ay. Yani 3 yıl yapıyor. Matematiğim beni yarı yolda bırakmazsa. İlk denemenizde başarısız olursanız bir sonraki sınava 14 gün sonra olabiliyorsunuz. İkinci kez başarısız olursanız 2 ay sonra sınav olabiliyorsunuz. Eğer üçüncü kez de başarısız olursanız bu sefer sonraki sınav olmak için 1 sene beklemeniz gerekiyor. Peki sınavı geçmek için neler bilmek gerekiyor TensorFlow'la? Tabii bu bahsedeceğim tüm konular aslında TensorFlow'la kodlanması gereken konular. Yani zaten başlangıç olarak Python dilini bilmeniz gerekiyor. Çünkü sınavı direkt Python diliyle,
PyCharm üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Temel TensorFlow bilmeniz gerekiyor. Standart bir TensorFlow API kullanarak, bu kütüphaneyi kullanarak bir derin öğrenme modeli oluşturmanız gerekiyor aslında. Tabii altta birçok dal var. Yani buraya sığmayan. Onu da TensorFlow'un Candidate Portal Handbook'undan öğrenebilirsiniz. Burada model oluşturabilme, modeli kaydedebilme, farklı veri kaynaklarından veri çekip o verileri ön işleyebilme gibi işlemleri yapmanız gerekiyor. Görüntü sınıflandırma konusunu bilmeniz gerekiyor. Görüntü sınıflandırmada da zaten Convolutional Neural Network kullanarak bir derin öğrenme modeli eğitip bu derin öğrenme modelini aslında görüntü sınıflandırma işlemi yaptırmanız gerekiyor. Natural Language Processing, doğal dil işleme. Bu doğal dil işlemede de RNN, LSTM, guru katmanlarını kullanarak aslında bir model oluşturabilmeniz gerekiyor. Ve bunun sonucunda da sizden istenen problem metin sınıflandırma ise veya yeni bir metin text generator ise ona göre bu kodu yazmanız gerekiyor. Sonrasında zaman serilerini bilmeniz gerekiyor. Zaman serileri için de RNN kullanmanız gerekiyor ve aynı zamanda zaman serisi verisini de ön işleyebilmeniz gerekiyor. En temel haliyle bu 5 ana başlığı bilmeniz gerekiyor. Peki avantajları neler? Yani niye almam gerekiyor? Aldım ne oldu diyebilirsiniz. Öncelikle ben az önce de Mert'in de söylediği gibi topluluk çok önemli. Komünite gerçekten bu yazılım alanında, bilişim dünyasında diyeyim, gerçekten çok önemli bir yer kaplıyor. Network özellikle. Birincisi, eğer TensorFlow sertifikasını alırsanız TensorFlow sertifikalı geliştiricilerin topluluğuna girmiş oluyorsunuz. Bir network'e girmiş oluyorsunuz ve bu network aslında Google tarafından tescillenen TensorFlow geliştiricilerinin bulunduğu bir network. Burada tecrübe paylaşımı veya farklı paylaşımlarda bulunabiliyorsunuz. İkincisi, yetkinlik. Zaten sertifikaya aslında bir sertifika gözüyle, sadece kağıt parçası gözüyle bakılmamalı bence. Burada sertifikayı almanın amacı zaten bilgiyi ölçmek. Aynı zamanda bilginizi de genişletmiş oluyorsunuz. O yani TensorFlow geliştirici olarak aslında Google sertifikalı TensorFlow yeteneklerinizi de arttırmış, yetkinlikleri kazanmış oluyorsunuz. Üçüncü adım kariyer. Kariyer çok önemli bence çünkü TensorFlow sertifikasıyla zaten ben bunu TensorFlow'u oluşturan, geliştiren ekip tarafından bu işte bunu biliyor belgesiyle siz zaten bir yere başvurduğunuz zaman veya bunu paylaştığınız zaman kesinlikle işverenlerin de bu dikkatini çekecektir. Şimdi netice itibariyle TensorFlow da Google tarafından geliştirilmiş bir kütüphane ve bu kütüphaneyi geliştirenler tarafından evet bu kişi bunu biliyor belgesi almak da kesinlikle çok anlamlı oluyor. Ellerine sağlık. Çok güzel bir sunumdu. Teşekkür ederim. Fethi, değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben burada birkaç tane soru görüyorum özellikle. Onları sana sormak istiyorum. Tabii ki. Bize sağlıkları bir PyCharm ortamında mı giriyoruz? Bilgisayarımızın kurulu olması gerekiyor mu diye sormuş Göker. Gerekiyor. Bilgisayarımızı kurmak gerekiyor. Hatta yine Candidate Handbook'ta bunların şeyleri de var. İşte PyCharm hangi sürümünün kurulu olması gerekiyor? Hangi TensorFlow, hangi Python sürümünün kurulu olması gerekiyor? Bunların bulunduğu bir handbook var. Bunları da ben şey sırasında paylaşarım. Sunum sırasında şu anki webinarda. Yani mesela atıyorum şöyle söyleyebiliriz değil mi? Yani ben bu sınava başvurdum ve işte çeşitli bilgiler bana zaten mail aracılığıyla geliyor. Orada hani hangi versiyonu kurmam gerektiği, işte özelliklere dikkat etmem gerektiğiyle alakalı yönergelerim de elimde olmuş oluyor. Kesinlikle. Yok, mailde değil. Yani açık var ya zaten. Herkes açık da var, mailde geliyor. Aynen. Okey. Yani burada PyCharm hiç kullanmadım. PyCharm üzerinde olmasının özel bir nedeni var mı diye sormuş mesela Çağda. Var aslında. Çünkü oluşturduğunuz modellerin validasyonunu PyCharm üzerinden yapıyor. Hı-hı. Yani bir model oluşturuyorsunuz. Netice itibariyle. Sonuçta TensorFlow bir model oluşturma üzerine bir kütüphane. Bu oluşturduğunuz modellerin validasyonunu da PyCharm üzerinden yaptığı için özel nedeni olarak söyleyebiliriz. Anladım. Yani bu sınavın değerlendirilmesiyle alakalı demek ki bir entegrasyonu var. PyCharm içerisinde bir entegrasyon var sistemle birlikte. O yüzden kontrolünü yapıyorlar. Yani Çağatay'ın sorusunda aslında PyCharm üzerinde olmasının özel nedeni o. Ya o şeyi de merak ediyordur muhtemelen şu an insanlar. Yani sen sınava giriyorsun. Tek başına giriyorsun en nihayetinde. Karşı tarafta kim oluyor? Google'dan Google çalışanı mı oluyor yoksa otomatik mi sistem? Nasıl ilerliyor? Ona niye cevap versin? Bence. Ya bundan önce ben şeyi konusuna bir uyarmak istiyorum. Ben daha önce hiç genelde şey Microsoft Visual Studio Code kullanıyordum Python kullanırken ve PyCharm'ı hiç kullanmamıştım. PyCharm'ı işte ve daha önce de hani şey gafletinde bulunmuştum yani hiç girip bakmadım. PyCharm nasıl oluyor ya da ben neler yapmalıyım vesaire ve patladım sınavda. Yani neredeyse 1,5-2 saatimi bu şekilde bir kaybettim sınav süremden ve böyle hani 3 saatte falan 5 tane model eğitmeye çalıştım. O yüzden eğer girecek olan varsa mutlaka ondan önce bir PyCharm
deneyiminiz olsun. Ne demiştiniz? Soru neydi? Bir dakika, ben onu unuttum şu an. Mert, bir şey sormuştun. Evet, yani ben aslında sorum şuydu, yani istiyorsan o konuyu da biraz açabiliriz. Yani mesela bilgisayarında o ana kadar Python yüklü müydü, yoksa o anda yüklemeye çalıştın? Yok, sınava girmeden önce yükledim ve o şekilde sınava girmeye çalıştım. Hani şey gibi bir şey var zaten, direkt TensorFlow Developer Certificate diye bir hani ayrı bir segment var ve onun içine giriyorsunuz aslında. Ve orada 5 farklı problem var ve siz orada 5 farklı zorlukta problem var. Bunların her birine gidip kodunuzu işte submit ettikten sonra, tabii eğitime süresinden sonra, ondan sonra bu grade'leniyor. Aslında şey, Fethi daha yakın zamanda girdi. Hani bir değişiklik olmadıysa böyleydi. Ben geçen sene almıştım. O şekilde yani, ve belli bir şey yüzdelik olmadığı sürece, eğer hani kodunuzun ve modelinizin performansı sonucunuz düşükse ona göre grade'leniyordu. 5 üzerindendi galiba, değil mi? Aynen öyle. Aslında benim sanırım orada yakaladığım şey 5 farklı veriyle valide ediyor. Valide edebildikleri üzerinden puanlandırılıyor diye gözlemledim. Evet, aslında. Yani bence auto-grade yani. Yok, zaten öyle. Yani aslında burada bir model eğitiyorsunuz H5 formatında ve o modeli submit ediyorsunuz aslında. Ve o model, submit ettiğiniz model karşı tarafta, cloud'da veya işte başka bir yerde değerlendirilip sonucu size dönüyor. Zaten PyCharm üzerinden sınavı başlatabiliyorsunuz. Yani sınavı başlatmak için de PyCharm'da olmanız gerekiyor. Yani sınavı başka bir yerden başlatıp PyCharm indirmekte vakit kaybeder miyim diye düşünmeyin o yüzden. Anladım. Yani aslına bakarsan sana verilen bir task var. Bu task için bir model geliştiriyorsun. Modeli save ediyorsun sonra H5 formatında. Ve bu save edilmiş model cloud'da bir yere yükleniyor. Cloud'da sonra o da kendi başına testlere görüyor ve testlerden aldığı sonucuyla sen aslında geçip geçmediğini görebiliyorsun. Bu bağlamda o zaman yani sınırsız deneme hakkımız da vardı, değil mi? 5 saat içerisinde mesela kodumuzu yazdık, gönderdik. İşte düşük rate oldu. Bir kez daha çalıştırdık, gönderdik. Bu sefer geçti mesela diyelim testlere ve o zaman aslına bakarsan tamamlamış oluyorsun. Peki karşı tarafta canlı bir insanla birlikte misin, yoksa tamamen sistem otomatize mi çalışıyor? Otomatize. Anladım, harika. Ya bir oradan bir lofeti falan yazmıyor. Mesela şu an 100 dolarlık bir sınav ücreti var ve bu özellikle şu andaki kur nedeniyle oldukça yüksek bir değer. Şeyi sormuşlar, öğrenciler için acaba bir indirim kuponu var mıdır diye bir soru gelmiş. Bu konu hakkında bilginiz var mı? Aslında biz Global App olarak bir Google Developers Club'la birlikte böyle entegre bir şekilde ve kolaborel bir şekilde bir eğitim serisi çıkarmayı planlıyoruz. AI Summer Camp diye. Burada bu AI Summer Camp eğitimindeki quizleri başarıyla ve yüksek puan alarak tamamlayan 3 kişiye TensorFlow sınav girişi sırasında sponsor olacağız Global App olarak. Buna duyurusunu geçelim. Yani bu 5 haftalık sürecek olan eğitimi alıp, quizlerinden yüksek alıp ilk 3'e girerseniz burada size TensorFlow sınavına giriş sırasında sponsor oluyoruz Global App tarafından. Hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Bunu da duyurusunu geçeyim. Bu harika bir şey. Evet, çok güzel bir imkan olmuş. Yusuf, bir de şöyle bir şey var. Ben 50 dolara girmiştim. Google'dan bir scholarship var bununla ilgili. Öğrencilere %50 indirim sağlıyorlar. Ve bu burs başvurusundan yaklaşık 27 gün sonra falan bir mail ulaşıyordu galiba sana. Onu da bir deneyebilirsin. Şu an linki hatırlamıyorum ama bulamazsan bana LinkedIn'den falan ulaşırsan ben sana yardımcı olmaya çalışırım o linki bulup. Harika. Yaşar şeyi sormuş. Sınav zamanı dokümantasyon okumak servisi. Yani sınav boyunca aslına bakarsanız başka bir tab, internette gezinmek ya da herhangi bir şey yapabiliyor musunuz aktif olarak? Aynen öyle. Ya ben Spotify dinlerken girmiştim. Sadece yeni bir proje açamıyorsun. Öyle söyleyeyim. Yani ikinci bir PyCharm projesi açamıyorsun ama tabii ki de Google'layabiliyorsun. Hatta şöyle bir tüyo verebilirim bunun için. Eğer sizin sisteminiz yetersizse model eğitimini hızlı bir ilerletmek açısından, ben şu şekilde yapmıştım. Colab üzerinden model eğitip H5'i oradan download edip o şekilde validasyona göndermiştim. Yani aslında Google Colab üzerinden modelimi eğitip indirip indirdiğim modeli göndermiştim. O kabul oluyor. Bu arada o da bir yöntem. Peki yani mesela şeyi, ya ben mesela sizin şimdi anlatırken şunu düşündüm. Aslında
Yani daha öncesinde bol bol pratik yapıyorsunuz bu sınav için ve yani kendinize böyle ufak bir boilerplate de yazabilirsiniz bu bağlamda. Yani işte aşağı yukarı görüntü işleme tarafında işte birkaç katman daha öncesinde hani böyle kenara yazıp ya da işte NLP tarafında birkaç tane modeli böyle kenara hani yazıp aşağı yukarı böyle hani böyle nasıl diyeyim derli toplu biraz böyle kendi yani boilerplate deniyor belki biliyorsunuz ya da blueprint dedikleri konu. Öyle bir şey yazıp girmenin sizce faydası olur mu yoksa sınav tamamen yani size tüm her şeyi sıfırdan yazacak formatta mı yönlendirir? Sıfırdan değil zaten. Hani belli başlı yerleri onlar kendileri yazıyor ve hani şeyi düşünün. Yani her kütüphaneyi falan siz import etmiyorsunuz örneğin yani. Belli başlı boşluklar var ve oradaki kodları siz yani asıl hani kilit noktaları siz yazıyorsunuz. O yüzden o dediğin çok işe yaramaz bence. Okey yani hali hazırda içeri bir yani siz böyle boş bir işte yeni bir Python dosyası açıp onu doldurmuyorsunuz. Ya peki şey gibi böyle... hani Coursera'da lab'lar falan oluyor ya böyle hani bazı başlıkları veriyor ve hani fill it yani burayı sen doldur. Hani öyle bir şey aslında. Hı-hı. Fonksiyonları doldurmak gibi bölümlerden. Aynen. Okey harika. Peki yani mesela bu sınav için özellikle soruyorum. Gerçekten çok fazla zor mu yoksa hani ortalama bir TensorFlow API'ni kullanabilen herhangi bir arkadaşımız ve kod yazmayı bilen bir arkadaşımız. Yani daha öncesinde birkaç yapay zeka projesinde bulunmuş, derin öğrenme projesi tamamlamış arkadaşımız bunu kolaylıkla sizce başarabilir mi? Yoksa gerçekten derin bir çalışma işte... oldukça teknik bilgi veya yani böyle derinlemesine bir şey gerekiyor mu? Ben açıkçası bayağı teknik çalışmıştım sınava girmeden önce. Hatta böyle kalın bir defterim vardı ve işte birkaç ay boyunca TensorFlow'la çalıştığım bütün notlarımı, işte modellerle ilgili trikleri falan hepsini onun defterime not ediyordum. Ama bence yani tamamen kendinize güvenin arkadaşlar. Yani alınmayacak bir şey olduğunu asla düşünmüyorum. Kesinlikle birazcık TensorFlow bilginiz varsa girip deneyebilirsiniz kendinizi. Hani bence ya şöyle bir soruda ben mesela hani modelimin gerçekten performansından memnun değildim. Bir türlü olmuyordu ve hani o an farklı böyle orada not aldığım şeylerden falan geliştirmiştim modelimi mesela. Evet zaten şöyle 5 tane soru var. Bir gerçekten hani şey gibi düşünebilirsin. Hayatında deep learning ile ilgili çok basic bir model oluşturmuş. Yani computer vision ile ilgili bir model oluşturmuş. Herkes bence birinci soruyu çözebilir. Hani en basic sorulardan başlamış. Hani step step artıyor aslında. Hani şöyle bence girilebilir yani. Ben kesinlikle alınamayacak bir sertifika olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle öyle. Zaten sorular da birden beşe kadar zorlaşıyor ve birden beşe kadar olan o zor şeylerin soruların puanlarılamaları da farklı. Konuşamadım. Evet. Yani birinci soruyla beşinci sorunun puanı aynı değil. Peki böyle bir alt limit var mı bu puanlamada? Yani yüzde işte 50-60-70 gerekiyor gibi. Ben onu görmedim. Ben hepsini 5'te 5'e oynadım çünkü. Ama grading'e falan hiç yani internetten bakınca da araştırınca da çok bir şey bulamadım yani grading'le alakalı. Ya ben Google'dan birilerine sormuştum. %70-%80 üzerinde falandı galiba. Çok net hatırlamıyorum. Bir yıl geçti ama var yani. Ama bize gösterilmeyen bir evet. Araç. Ya handbook'ta falan yazmıyor mesela. Hı hı. Siz alıp almadığınızı bilebiliyorsunuz sınav esnasında. Evet, haber geliyor yani. Bekliyorsun. Ya yani. Direkt sınav bittikten sonra haber geliyor. Mail olarak. Ya bir de şimdi hepsini 5'te 5'e oynayınca şey oluyor yani. Hani bir şey çıkmazsa alırsın diyorsun aslında. Ama ben galiba bir tek şey bu en zor step'tekinden 4 almıştım zaten. Diğerlerinden 5'te 5 yapmıştım herhalde. Ama onda bile korkmuştum acaba hepsini 5 mi yapmam lazım falan diye. Ateon sormuş. AI alanına yeni başlayıp beginner bir yazılımcıya yönelik yol haritası verebilir misiniz? AI ile ilgili konuları hangi sırayla öğrenmeliyim? Şimdi derin öğrenmenin de böyle alt dalları var. İşte görüntü işleme, doğal dil işleme falan. Bu kısma gelmeden önce, bu ayrıma gelmeden önce insanların çok gözünden kaçırdığı iki konu var. Bir istatistik, iki veri bilimi AI konusuna başlayınca. Çünkü insanlar maalesef TensorFlow öğrenince veri bilimi projesi geliştirir. Yani yapay zeka projesini geliştirebileceğini düşünüyorlar. Geliştirebilirsiniz tabii ki ama ne kadar optimum olabilir. O yüzden bence özellikle ilk başta istatistik ve veri bilimini kesinlikle halletmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Ki Google App olarak zaten biz de bunların şeyini hazırlıyoruz, eğitimlerini. Ama bu eğitimleri beklemek için... Efendim? Linear algebra bir de bence. Kesinlikle. Bu kısımda şundan direkt şu kursu örnek verebilirim. Andrew Ng'nin Machine Learning kursu var Coursera'da. Kesinlikle bence bir makine öğrenmesi öğrencisinin başlaması ve ilk önce alması gereken kurslardan bir tanesi. Aynı zamanda Google'ın da Machine Learning Crash kursu var. Bu ikisini aslında paralel götürdüğünüz zaman birçok şeye hakim oluyor olabiliyorsunuz.
Ama aynı zamanda diğer veri bilimi kurslarında da yani bir veriyi pre-process nasıl edersiniz, bir veriyi modelin uygun haline nasıl getirebilirsiniz, o istatistiksel betimlemesini nasıl yapıp o şekilde veriyi güzelleştirebilirsiniz. Bu kısımları da öğrenmeniz gerekiyor bence. Tabii o konuda Mert YouTube videosu çektiği için benden çok daha bilgili olacaktır diye düşünüyorum. Evet, Nisa, senin var mı arkadaşlara önerin özellikle? Yani geriye dönüp baktığın zaman sence hani mesela neleri daha hızlı yapabilirdin veya neler sana gerçekten çok daha etkisi oldu? Ya şöyle, hani ben mühendislik background olduğum için zaten hani halihazırda lisansta bir istatistik ve lineer algebra derslerimi almıştım. Hani o yönden çok sıkıntı çekmedim. Ama hani eğer bu AI alanına meraklı kişi, herhangi bir bu dersleri almayan biri ise kesinlikle yazılımdan da önce bence bu basic şeyleri tabanına oturtması gerektiğini düşünüyorum ben. Ondan sonra bence Python zaten öğrenmesi en kolay dillerden biri. Öyle başlayabilir. Ve zaten Petin'in de dediği gibi hani bu ML Crash kurslar falan da yani çok profesyoneller yani profesyonel bir şekilde oluşturulmuş bir sıraya sahip ve hani step step gidiyor zaten. O yüzden bence Fethi'nin dediklerine katılıyorum yani o konuda. Coursera'da hangi kursu önerdiğinizi tam duyamadım. Ben size söyleyeyim. Coursera'da Andrew Ng'in birazdan şimdi chat'te yazılır. Andrew Ng'in iki tane kursu var. Machine Learning ve Deep Learning kursu. Aslında burada zaten internette ufak bir araştırma yaptığınız zaman bu kursların tamamına ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Global AI bünyesinde biz düzenli olarak makine öğrenmesi, derin öğrenme, veri bilimi gibi yani birçok farklı bu alandaki yani birçok konuda bu eğitimi de veriyoruz. Bizim eğitimlerimizi de takip edebilirsiniz. Geçen haftalarda Teti ile birlikte bir machine learning ve deep learning eğitimi tamamladık. Üçer günlük olacak şekilde. Yakın zamanda o eğitimlerde geliyor olacak. Onlara da katılabilirsiniz. Yusuf bu konu üzerine bir Medium yazısı yazmıştım. Burada paylaşmak etik olmayabilir. Medium'da bakabilirsiniz demiş. Ben de bu sertifika ile alakalı yazmıştım bir Medium yazısı. Geçen sene sanırım. Onu da inceleyebilirler. TensorFlow. Kesinlikle onlara bakmak iyi olacaktır. Evet, Şey Andrew diyeceğim bu arada. Udacity'de de Intro to TensorFlow for Deep Learning gibi bir kurs vardı galiba. Bu beginner seviye için TensorFlow'da o da iyi olabilir. Onu da tavsiye ederim. Kesinlikle. İstiyorsanız şimdi yani soruları da aslında bakarsanız aldık. TensorFlow sertifikası ile alakalı başka ne konular var? Onları da yani aklınıza gelen başka konular varsa istiyorsanız son olarak onlardan da bahsedelim. Sonra yavaş yavaş yarışma bölümüne de geçebiliriz. Ne dersiniz? Tabii. Harika olur. Fethi, Nisa var mı bu sertifika ile alakalı? Yani ben bu sertifikayı aldım işte şöyle bir işe yaradı veya atıyorum hani kendimi böyle sertifikalı olduğum için daha iyi hissediyorum veya ne bileyim iş olanakları olarak mesela götürü gösterebiliyorum böyle bir sertifikam olduğunu ya da bana şunları kattı diyebileceğiniz ya da farklı bir taktik de olabilir. Yani mesela sınav esnasında gördüğünüz hani insanlara yardımcı olacak başka konular da olabilir. Yani istiyorsanız bunlarla alakalı böyle ufak bir şeyiniz varsa onları paylaşın. Sonrasında yavaş yavaş kitap çekilişi bölümüne geçebiliriz. Şöyle hani evet TensorFlow sertifikasını aldım ben. Geçen sene Temmuz ayında almıştım işte ve gerçekten yani ben 50 dolara bile alsam şu anki Türkiye'deki kurlara bakarak çok ciddi rakamlar demek. Bu özellikle bir öğrenci için çünkü bunu hani tahmin ediyorum ki zaten bizi izleyen çoğu kişi öğrencidir ve bütçesi de limitlidir. Hani bence kimse şey yapmamalı. Hani ya bunu alacağım ben deyip hani elindeki parayı gelip buraya yatırmamalı bence. Çünkü hani TensorFlow'u öğrendikten sonra yarattıklarınız ve yaptığınız projeleri CV'nize eklediğinizde emin olun onlar daha fazla parlayacaktır. Ve ben bunu aldıktan sonra gerçekten büyük şirketlerde yani Türkiye'deki büyük şirketlerle de mülakatlara girdim. Ha evet insanlar evet ya hani wow falan diyor. Çünkü karşınızdaki insan zaten TensorFlow'un ne olduğunu bilmiyor ve siz kendinizi ona ispatlamaya çalışıyorsunuz. Ama dediğim gibi hani ben bu sertifikayı aldım. Evet işte Google'a gireceğim ya da işte ne bileyim çok iyi bir developer olarak bir işe alacaklar beni hemen diye bir beklentiye de girmek daha sonra üzüntüye sebep olabilir gibi geliyor bana. O yüzden evet hani kenarda köşede dursun ve benim CV'mi boostlasın diyorsanız bence olabilir. Ama eğer hani bütçeniz kısıtlıysa bir öğrenci olarak bence TensorFlow'u kullanarak yaratacağınız projelere GitHub'a pushlamanız, o GitHub linkiniz bence sizi daha yükseğe taşıyacaktır diyorum ben. Ama kesinlikle hani böyle güzel networkleri de hediye olarak veriyor tabii yani. Ya aslında benim her zaman böyle arkadaşlara önerdiğim bir şey var. Hani bir gün
ayağınıza top geldiği anda ayağınızda ayakkabının olması gerekiyor. Ve hani belki de hiç, yani sen onu kenarda tutuyorsun ama onun işe yarayacağı gün geldiğin zaman öyle bir sertifikalı birisine ihtiyacın olursa ya da o sertifika o anda ihtiyacın olursa sonrasında onu almak biraz daha zor. Fakat o anda elinde bulundurmanın hani belki gelecekte katkısı çok enteresan olabilir. Evet. Ya sadece kur farkı benim düşündürüyor şu anda yani. Kesin. Hani. Yani mesela bu sınav 100 TL olmuş olsaydı 100 dolar yerine o zaman hani yani belki de yani şu anda herkes için hani ne diyebiliriz, belki bu sertifikadan bu canlı yayını bile hani bir sürü dağıtabilirdik. Hani sponsor olabilirdik. Fakat tabii şu an ücretler çok yüksek olduğu için artık hani bir sonraki eğitimimizin o 5 haftalık eğitimde başarılı olan 3 arkadaşa hediye edeceğiz ama tabii yani az da bir para değil özellikle bu kura baktığınız zaman. Fethi sen ne düşünüyorsun bu sertifika için? Ya ben de Nisan dediklerine katılıyorum. Zaten ben her zaman sertifikaya şu gözle bakarım. Hani sertifika alınabilen bir şey. Sertifika almak kolay ama arkasını doldurmak genelde zordur. O yüzden bence de Nisan dediği gibi yani aslında siz o sertifikayı alacak yetkinlikteyseniz zaten o sertifikaya ihtiyacınız yok. Ama evet yani yarın öbür gün bir yerde ihtiyaç olur veya diğer bilenlerden, diğerlerinden ayrılabilmek, sıyrılabilmek için o sertifika önemli olabilir. Ben bunu biliyorum demenin aslında karşı taraftaki ilk bakıştaki kanıtıdır bu. Ama yani önemli olan kesinlikle ben şunu düşünüyorum. Mesela ben şimdi sen TensorFlow sertifikasını aldım. 3 sene TensorFlow olarak da hiçbir şey yapmadım. O zaman zaten bu sertifika almam mantıksız. Hı-hı. O yüzden arkasını doldurabilecek yetkinlikte olduğunuz zaman zaten gerisi geliyor. Ama kesinlikle bu sertifikada ne zaman nerede ihtiyacınız olacağı hiç belli olmadığı için bir yerde de durmalı bence kesinlikle. Harika. İstiyorsanız şimdi kitap çekilişine geçelim. 3. Serhat Altın. 5'te 5. 5'te 5. Onur Aşık tebrikler 2. Ve 1.'miz Enis Kuzu. 3'ünü de tebrik ediyorum ve diğer arkadaşları da tebrik ediyorum aynı zamanda. Kazanan arkadaşlar da iletişim kurarlarsa onların da kitaplarını arkadaşlara göndereceğiz. Python'da veri analizi kitabını. O halde katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki canlı yayında tekrardan görüşmek üzere. Nisa, Fethi, geldiniz burada birçok bilgiyi paylaştınız. Umarım arkadaşlar da eğer bu sınavı gireceklerse, bu sertifika almak isterlerse veya böyle bir kupon yarın öbür gün onların da eline geçerse umarım ilerleyen zamanlarda izlenecek güzel bir canlı yayın olmuştur. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Dediğimiz gibi ilerleyen haftalarda AI Summer Camp'te eğer bu 5 haftayı başarıyla tamamlarsanız 3 kişiye de bu 100 dolar değerindeki sertifika programı için sponsor olacağız Global AI App olarak. İlerleyen eğitimlerde görüşmek üzere diyorum o zaman herkes için. Biz teşekkür ederiz hem izleyenlere hem de bizi ağırladığın için sana ve Global AI ekibine. Tekrardan umarım yeni webinarda görüşürüz. Görüşürüz.